Merhaba değerli izleyenlerim, Ülker ile Her Şey YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizler için hazırladığım yapımı oldukça kolay, çok lezzetli, dışı kıyır kıyır, içi yumuşacık ıspanaklı gül böreği tarifiyle geldim. Hamuru için şöyle malzemeleri yanıma hazırladım. Yarım su bardağı yoğurt, yarım su bardağı su, yarım su bardağı süt, çeyrek su bardağı zeytinyağı veya çiçek yağı, bir tatlı kaşığı tuz, 10 gramlık bir paket kabartma tozu, ortalama 4,5-5 su bardağı un gidiyor. Şöyle yanıma 5 su bardağı hazırladım. Unu kontrollü ekleyeceğim. Sizler de aynı şekilde yapabilirsiniz. Unun kalitesine ve markasına göre az da olsa çok az değişiklik olabilir. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml. Malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterelim. Malzemeleri saydık. Hemen şimdi hep beraber hamurun yoğurmasına geçelim. Yağı koymadan diğer malzemeleri ilk önce güzelce çırpalım. Sıvıları güzelce çırptıktan sonra kontrollü bir şekilde belirttiğim gibi unumuzu ilave edelim. Bu aşamada tuzu da ilave edebilirsiniz. Evet, hamurumuzu güzelce spatula ile toparladıktan sonra şimdi tezgaha alıp 4-5 dakika boyunca yoğuracağım. Hamuru çok sert veya çok yumuşak yapmayalım. Orta sertlikte, yani kulak memesi yumuşaklığında bir hamur olması gerekiyor. Baktınız çok yumuşak. Şöyle birazcık un serpip yoğurmaya devam edebilirsiniz. Evet, hamurumuzu yeterince yoğurduk. Tezgaha çok azıcık un serpip toparlayalım. Toparladığım hamuru 8 eşit parçaya bölüyorum arkadaşlar. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Bezeleri yuvarlayarak şekil verelim. Bu şekilde içe doğru katlayıp aynı şekilde beze yapabilirsiniz. Hamurların güzel açılması için 15-20 dakika dinlendirelim. Dinlenme aşamasında kurumaması için önce poşetle, daha sonra da üzerine bez parçası örtüp hava almamasını sağlayalım. Hamur dinlenirken iç harcını hazırlamaya geçelim. Bir tane büyük boy soğanı yemeklik olacak şekilde ince ince doğrayalım. Benim soğanım büyük olduğu için bir tane kullanacağım. İki tane orta boy soğan da kullanabilirsiniz. İyice incelmesi için üzerinden geçelim. Evet, bu kadar yeterli. Daha önceden güzelce yıkayıp ince ince doğramış olduğum 1 kilo ıspanağı karıştırma kabımın içine alıyorum. İnce ince doğramış olduğum kuru soğanları da üzerine ilave ediyorum.
Bir tatlı kaşığı tuz. Tuzla birlikte soğanları hafiften bu şekilde 10-15 saniye ovuşturalım. Evet, bu kadar yeterli. 300 gram peynir, beyaz peynir veya lor peynir kullanabilirsiniz. Dolu dolu bir yemek kaşığı pul biber. Ben tatlı kullandım. Dilerseniz acı kullanabilirsiniz. O sizin tamamen damak tadınıza bağlı. Bir tatlı kaşığı acı toz biber. Toz biberi ben acı kullandım. Çok fazla değil. Şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. İsterseniz zeytinyağı, isterseniz de çiçek yağı kullanabilirsiniz. Hamurumda yağ var. Yufkalara da yağ süreceğim için çok fazla iç harcına koymayacağım. Bezelerimiz yeterince dinlendi. Hemen bir tane beze alıp açmaya başlayalım. Önce elimle şöyle birazcık açıyorum. İlk etapta bolcana un serpelim. Daha sonra gerektikçe çok fazla serpmeden açmaya devam edelim. Yufkayı açabildiğimiz kadar açalım. Baktınız büyümekte zorlanıyor açılmakta. Hemen çok azıcık un serpelim arkadaşlar. Yufka unla büyür. Zaten sonlara doğru un kullanmayacağız. Belirttiğim gibi büyüme aşamasında gerektikçe az az serpelim. Evet, sonlara doğru üzerindeki unları tamamen yedi. Hazır yufkalar gibi incecik oldu yufkamız. Şimdi üzerine birazcık şöyle sıvı yağ serpelim. Şöyle ince bir tabaka olacak şekilde yağ değmedik yeri kalmasın. Güzelce yağı her tarafına sürelim. Şimdi yufkamızı 4 eşit parçaya bölelim. Bu arada tarifimi buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takibe alabilirsiniz. Evet, yufkaların geniş kısmına hazırladığımız iç harcından bolcana koyalım. Şöyle kenarlarında yarım parmak kadar boşluk bırakalım. Kıvırma payı. Kenarlarındaki boşlukları içindeki iç harcımız dökülmemesi için içine doğru kıvıralım. Daha sonra bu şekilde çok fazla sıkmadan veya çok fazla gevşek bırakmadan rulo yapalım. Ve bu şekilde kendi etrafında döndürelim. Gül böreği şeklini verelim arkadaşlar. Kıvırma aşamasında parmağınızı ortaya koyarsanız ortası çok sıkı olmaz. Aynen bu şekilde. Hazırlamış olduğumuz gül böreklerini yağlı kağıt serdiğim tepsiye yerleştiriyorum. Diğer bezelerimizi açarken kurumaması için üzerini bezle örtelim. Umarım bu güzel börek tarifini benimle birlikte sizler de denersiniz arkadaşlar.
Aynı şekilde dörde bölelim. Evet, gördüğünüz üzere toplamda 2 tepsi börek çıktı. Ben bir tanesinin üzerine sadece sıvı yağ, diğerinin üzerine yumurta sarısı süreceğim. İkisinin arasındaki fark arkadaşlar, yumurta sarısını sürdüğümüz fırında daha güzel kızarıyor, daha pembe oluyor ve yumuşak oluyor. Sadece sıvı yağ sürdüğümüz börekler daha çıtır ve üzeri açık renk oluyor. Fırında çok fazla kızarmıyor. Aralarına koyduğum yağdan birazcık kalmıştı. Yumurta sarısının üzerine akışkan olması için ve daha kolay sürülmesi için birazcık sıvı yağ koydum. Şöyle güzelce çırpıp üzerlerine süreceğim. Sizlere fikir olması için hem sıvı yağ hem de yumurta sarısı kullanıyorum. Sizler arzu ettiğinizi sürebilirsiniz. Yani çok çıtır olmasını isteyenler, sadece sıvı yağ yumuşak olmasını isteyenler yumurta sarısı kullanabilir. Yumurta sarısı sürdüklerime birazcık üzerlerine susam serpiyorum. Yağ süreceğim tepsiye. Susam serpmeyeceğim arkadaşlar. Yağ da tutmuyor çünkü dökülüyor susamlar. Bu arada fırını alt üst ayara getirip 190 dereceye ayarladım. Mutlaka fırınımızın sıcak olması gerekiyor. 10 dakika önceden açmanız yeterli olacaktır. Böreği fırından çıkardım. 30 dakikada pişti. Şöyle içini göstereyim sizlere. Umarım sizler de bu güzel börek tarifimi yapar, dener ve beğenirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.